güneş vuruyor ki sanki her taraf kapalı. Sadece burası var gibi. Of, çok kötü oldu. Nasıl yapacağız şimdi bunu? Herkese yeniden merhaba ve Vlogtober'da 22. videoya hoş geldiniz. Ya Vlogtober derken vlog bulmak istiyorum sandım. Orada bir durdum ama doğrusunu söyledim, Vlogtober. Gerçekten çok huzurlu bir gün şu anda. Böyle şu an camı açtım. Karşıdan bize, bana inanılmaz bir güneş yansıyor şu an. Ve bizim evimizin yönü kuzey bu arada. Buradaki güneşin cama yansımasından bana gelen ışık. Gerçekten enteresan. Neyse, bulmamız gerekiyormuş demek ki bugün de. Duştan çıktım şimdi. Gerçekten çok güzel bir hava var ve bu üstüme yapıştı. Evet ama çok seviyorum. Yeni almıştım. Geçen sezonun sonunda almıştım bunu ve yeterince giyememiştim. Gerçekten şu anda hakkını vererek giyiyorum. Zaten böyle. Bir tane daha almıştım geçen yıl. Bu Gap'ten. O da açık renkte ama koyu renk olan daha güzel bence. O da güzel ama onun da önünde bir şey oldu. Böyle polarına bir zarar geldi. Bir şey oldu ama yine de güzel. Yani ben onu da hani öyle bir şey oldu diye de tabii ki atmayacağım. Ama böyle hani çok mutlu hissettiriyor beni böyle polarlar. Böyle bol, büyük. Yani üstüme yapışmıyor böyle. Sıcacık tutuyor falan. Aşırı mutluyum. Ve ufak ufak da geçiyor şimdi güneş. Şimdi duştan çıktım. Saatlerimiz oldukça geç. Gerçekten bayağı geç oldu. İşte akşam güneşi dönüyor. Şu an saatlerimiz 4. Bugün böyle çok tatlı ve huzurlu bir gün geçirdik. Sabah kahvaltımızı yaptık. İstiyorsanız bir kahvaltıya gidelim. Sonra tekrar gelelim. Ben de o sırada cilt bakımımı yapayım ve bugünün planlarından bahsedeyim size. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Patates yumurta yapalım dedik. 2 tane böyle patatesimiz var. Böyle minik minik parçalara böleceğiz. Ve yağ da kendi kendine kızaracak. Ben de diğerlerini yaparken. Biraz toz biber, biraz kimyon, biraz da süt koyalım, çırpalım. Her günkü gibi yine C vitamini serumunu kullanacağım. Böyle ağacımın içine sıkıyordum ve elimde yediriyordum. Sonra bir yorum gelmişti ve ondan sonra da böyle yapmaya başladım. Gerçekten daha güzel cildim önmeye başladı. Rüzgar sesini duyuyor musunuz? O kadar güzel ki. Önümüzde şu anda ben 2 farklı apartmanı görüyorum. Ve yani direkt aslında onlar da benim kendi salonları oluyor galiba. Salonlarının balkonu, onlar da beni isteseler görebilirler. Dün video çekerken yine bu şekilde burada oturup konuşuyordum. Ve karşıya yeni taşınan bir çift vardı. Böyle bana bayağı bir baktı ya da ben öyle hissettim. Bilmiyorum, çok da dikkatli bakmadım. Ama hani yani bir an için gördüm ve orada bayağı bir süre kaldım. Herhalde ne yaptığımı anlamaya çalışıyordum. Ya böyle biri, hani böyle normal hayatınızda size çok normal gelen ama biri bakınca utandığınız bir şey vardır ya. Dün bir öyle hissettim ve çok komik oldu. Böyle bir anda çok güldüm. Neyse. Gözüm düştü. Yani o, bu da böyle bir anım. Şimdi buraya oturunca o geldi aklıma. Ve Asambiyetin'in bu Aqua Intense serisini kullanacağım. Zaten bayağıdır
Rutinim değişmiyor ama şöyle bir göstereyim istedim. Vücut bakımı yaparken bugün neler yapacağız ondan biraz bahsedeyim. Böyle bugün biraz dinlenmek istediğimiz bir gün çünkü yoğun bir hafta geçirdik. Ve birkaç haftadır böyle dinleniyoruz ve gerçekten çok iyi geliyor. Pazar günü de yarın da video çekeceğim. Ve yarına da güzel planlarım var. O yüzden ilk defa bunu söylüyorum ama gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve yarının videosunu da kaçırmayabilirsiniz. Çünkü yarın gerçek bir Vlogtober kahvaltısı yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Bugün de zaten bir DM'ye gidelim, Rossmann'a gidelim dedik. Ve sonrasında da Lidl'a gideceğiz. Lidl'da da İtalyan haftası varmış. O yüzden İtalyan haftasına gideceğiz. Merak ediyorum. Geçen yıl İtalyan haftasında çok güzel şeyler bulmuştuk. O yüzden bu yıl da bulacağımızı düşünüyorum açıkçası. Ve bu Trader Joe's'un bu küçük bir kaba koydum. Güneş losyonundan ve güneş kremi losyonundan uygulayacağım. Çok az da zaten serumda olduğu için. Ve bugün böyle tatlı. Böyle evin etrafında dolaştığımız ve değişik ürünler aldığımız, böyle güzel güzel sabah yürüyüşleri yaptığımız bir gün olacak açıkçası. O yüzden de huzurluyum şu anda. Videoları düzenlemek güzel gidiyor. Bu ara akşamları en azından böyle bir saatimi ayırıyorum ve iki güne bir video düzenleyebiliyorum. Ama daha çok yolumuz var. Cilt bakımımızı yaptığımıza göre dün aslında biraz makyaj yapacaktım ama şu anda vazgeçtim. Yani cildimin temiz olması çok daha güzel geldi. O yüzden yapmayacağım. Şöyle bir ürün almıştık geçenlerde. Bunu bir kullanalım bakalım nasılmış. Essence'in daha aydınlık gözler. Makinayla yapsam daha iyi olacak. Böyle beyaz bir. Böyle şey gibi sanki ince. Şöyle yapalım. Ya bu böyle doğal olmayan bir aydınlık ve hani hafif bir sim efekti veriyor galiba. Ama güzel yayılıyor. Özellikle concealer'ın altına güzel durur. O yüzden bunu beğendim. Kalanı da şöyle göz kapaklarımı yedireyim. Yani yorgun günlerin aslında kurtarıcısı olabilir ve hani bu güneş kremi olmadığı zaman da güzel olabilir. Bir ürün daha geldi aklıma bir dakika. Bir daha sen Beauty'den şöyle bir ürün almıştık ya. Magic Hair. Ama bu böyle Perfect Tint diye geçiyor. Pürüzsüzleştirici ve mükemmelleştirici bir krem aslında. Yapısı da şöyle. Zaten dökülecek gibi değil. Bayağı yoğun bir ürün. Şöyle. Çok az almak lazım bu arada bundan. Bu bütün yüze yetecek kadar. Şöyle az az sürüp sanki baz gibi. Bu aslında bir blur efekti verip cildi mükemmelleştiren, özellikle fotoğraflarda ve videolarda daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ha bakalım. Ya şu anda bir illüzyon mu yoksa daha mı iyi oldu fark etti mi? Ve uzun süreli kullanımda da ince çizgilerle savaştığı yazıyor. O yüzden bunu da belki de günlük rutinime eklemem lazım bu ikisiyle birlikte. Hem makyaj yapmadığım günlerde bile belki güzel bir ikili olabilirler. Bunlar dursun mu bu şekilde bakalım. Tamam. Biraz parladık sanki böyle bir tatlı oldu. Bir fotoğraf çekeyim bir saniye böyle. Hadi gel şimdi de Advent Candle'larımızı açalım. Böyle güzel bir güneş varken hazır. 22'ye bakalım derken gerçekten önüme çıktı. Şurada hemen. Bakalım ne çıkacak? İnce uzun bir şey. Şöyle. Ve birkaç gün sonra biliyorsunuz ki birkaç gün sonra dedim 2 gün sonra Advent Candle artık bitecek. Ve artık baş başayız. Şöyle çıkartmalar çıkmış çok tatlı. Hepsi ayrı ayrı çıkartma. Bayağı güzel. Bu kahve taneleri de ayrı bir çıkartma. Yani toplamda 4 tane çıkartma böyle gerçekten çok güzel. Bayıldım. Oktober 25'te büyük bir boşluk bizi bekliyor. Ve sırada Harry Potter var. 22'ye bakalım neredeymiş. Bunu o kadar çabuk bulamayacağız galiba. Diğer taraftan. Hı, buldum. Bu da aşağıdaymış. Aa, bu sahneyi hiç sevmiyorum. Lockhart'ın bunların
Cin perisi. Evet, cin perisi galiba. Bir şey cin perisi diyordu. Bunları serbest bıraktığı an ve Hermione'nin böyle asasıyla yükselip böyle bir büyü yapıp hepsini böyle kaldığı an tam olarak da şu yüzü bahanesiyle. Bakalım lan ne çıkacak. Bu renk maviyi çok seviyorum bu arada. Bu ton mavi. Mükemmel değil mi? Şöyle açalım. Bak bir şey çıktı. Yine boyama. Creature Coloring. Yaratık boyama kitabı çıktı. Şöyle. Çok güzelmiş. Ateş kadehindeki bu rehineleri kurtardıktan sonra çıkan deniz halkındaki bir yaratık. Biraz önceki cin perileri. Lupin'in kurt adam hali. Sırlar odasındaki yılan. Görünüyor mu? Sırlar odasındaki yılan. Bu da şey. Yine ateş kadehindeki ejderha. Bu zincirini koparıp bayağı bir dolaşıyorlar diye birlikte. O. Ama bu yaratık değil ya. Hagrid'in köpeği ve Mrs. Norris. Mrs. Norris'i bence. Bence Mrs. Norris'i yaratık kategorisine alabiliriz. Ejderhalar. Hayır, Dobby de yaratık değil. Harry Potter'a zarar veremezsin dediği an. Herhalde. Ve Aragog. Evet, bence bu da bir çeşit canavar olabilir. Kesinlikle hatta. Aa evet, bir de cin cüceler. Bu da bankadaki ve tabii ki Nagini ile Voldemort. Harry, Hermione ve Sirius'un şahkagayla Azkaban tutsağının sonundaki o uçtukları meşhur sahne. Çok güzelmiş. Bayıldım. Şu ana kadar fire vermemeyi de gerçekten çok hoşuma gitti. Ya Harry Potter'ın şöyle bir durumu var ya hani 1-2 çok güzel ve hani çok iyi hissettiriyor. Gerçekten mükemmel. Tamam 3 de hadi öyle. 4 de güzel. Azkaban tutsağı da Ateş Kadehi de çok güzel ama 5, 6, 7, 8 artık böyle seni stres eden ve gerçekten artı 16, artı 18 olan bir seriye doğru dönüyor. Hani de bazı sahnelerini gerçekten izleyemiyorum böyle yani. İzliyorum tabii ki de böyle hani kalbim acıyor artık böyle hani stres oluyorum bildiğim halde, 50 defa izlediğim halde. Hani bana artık bir yetişkin filme hani hissi veriyor ve artık böyle hani İlk 3 bölümden aldığım mutluluk hazını alamıyorum. Ya bu herkese böyledir zaten de. Yani o yüzden bu boyama kitabında da sadece ilk 4 bölüme ait karelerin olması hoşuma gitti. Ve artık gerçekten çenem tekrar açıldığına göre biz artık evden çıkalım. Güzel güzel gezelim. Bakalım bugün neler bulacağız, neler alacağız. Zaten hepsini tekrar size gösteriyorum. Ve günümüz tüm hızıyla devam etsin. Ve haftanın son alışverişi olarak böyle güzel bir alışveriş yaptık. Çok fazla bir şey almamaya çalıştık. Ama tabii ki İtalyan haftası olduğu için bu pizzayı, daha önce denediğimiz bu tavuk parçacıklarını, gerçekten mükemmel bir şey. Ve tabii ki İtalya'ya özel en sevdiğim peynir burrata'yı almak zorundaydım. İtalyan haftasına sadece bu üç ürüne çıktık. Bisküviye ya da o tarz tatlı ve paketli bir ürün almadığımız için kendimle gurur duyuyorum şu an itibariyle. Ve gelelim sebze meyve kısmına. İkili mini marul, sarı biberler, açıktan böyle bir iki avuç kabuklu fındık. Çok güzel bir haber olarak kestane çıkmış. Kestane aldık. Çok özlemiştim. Çok güzel oldu. 2 kiloluk portakal, organik domates, organik yumurta, 60 kiloluk geri dönüştürülebilir çöp poşeti. Bu da güzel oldu. Geri dönüştürülebilir olmasa hoşuma gitti. 4 tane bira. Bunlar da yeni gelmiş Lidl'a. Yarın sosisli yapacağız büyük ihtimal. Onun için sosis ekmeği ve sosis aldık. DM'ye uğradık. Domates salçası gerçekten çok güzel çıktı. Bundan aldık bir tane ve sanırım Mert de başka bir ürün aldı ama onu unuttum. O da temizlikle ilgiliydi galiba. İkimiz de birer tane hediye kupon kazandık ve onunla da artık sonra alacağız. Zaten sonuna geldik bu hediye kampanyasının. Sonra yine sosis de kullanmak üzere böyle kızarmış soğan. Bunlar çok güzel oluyor. Bu kızarmış soğanları gerçekten çok seviyorum. Light, Hindistan ceviz sütü, salatalık ve yoğurt. Aslında gerçekten olmasa da minimale yakın bir alışveriş yaptık. Şimdi bunları yerleştirip bugün Harry Potter izlemek istiyoruz.